Siz suya bir şey mi katıyorsunuz, sek mi içiyorsunuz? Bir şey katıyor gibisiniz. Alttan ne çıkardın sen? Suyu aramaya hoş. Aman kardeşim. Ya sohbetten daha fazla etkileneyim diye böyle yöntemlere başvurmayın lütfen. Abi bir sohbete gittik uçtuk ya falan. Evet, ağır bir ders geliyor. Damar bir konuyu inşallah ele alacağız. Konu ağır olduğu için, konu damar bir konu olduğu için, nefsimize biraz saplanacak meseleler olduğu için başta kendimizi ona göre hazırlamamız gerekiyor. Çok şeye zihnimizi adapte ettik. Hatırlamamız gereken çok şeyi unuttuk. Her şeyi unutuyoruz. Gün içindeki işlerimizi unutuyoruz. Bazen bir odaya geliyorsun. Odaya niye geldiğini unutuyorsun. Telefonu eline alıyorsun. Niye elime almıştım? Mesaj mı yazacaktım acaba? Ne yapacaktım? Ne yapacağını unutuyorsun. Yani mesela evli olan erkekler iyi bilir. Unutma konusunda profesyonel erkek nesli olarak. Yani tabii ben o tarz şeyleri elhamdülillah yaşamıyorum. Yani bizim bir arkadaş. Mesela evlilik yıl dönümünü unutursun. Doğum gününü unutursun. Evde çok değişik bir atmosfer esmeye başlar. Yani sürekli hatırlamamız gereken şeyleri unutan bir yapımız var. Hele bir de şöyle bir özelliğimiz var değil mi? Erteletmek şeytanın bir özelliği biliyorsun. Ertelemek şeytandandır. Erteliyoruz abi son güne. Bakıyoruz ama başvuru tarihi ne zaman? 12'si tamam. 11'inde ben hallederim daha çok var diyorsun. Ama yani o son gün unutuyorsun. Sürekli bir şeyleri unutuyoruz. Yani profesyonel bir şekilde çok önemli şeyleri unutuyoruz. Aslında hayatımızda gündelik işlerimizi böyle aksatacak unutmalarımızın da ötesinde unutmalarımız var. En temel şeyleri de unutabiliyoruz mesela. Ahireti unutuyoruz. Ve o unutmamız neticesinde kardeşim. Öyle tehlikeli işler yapıyoruz ki Kayserili. Kendimizi mahvediyoruz yani. Kardeşim, ahireti de unutuyorsun. Kur'an'ı da unutuyorsun. Namazı da unutuyorsun. Allah'ı da unutuyorsun. Maalesef öyle bir seviyede bu unutma yaygın bir hastalık ki işin şu boyutunu bile gördüm kardeşim. Adam Umre'ye gitti, Umre'den döndü, içki masasından fotoğraf attı. Hiç zaman kaybetmemiş. Döner dönmez. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir unutkanlık bu? Sen nereye gittiğinin, kimin kul olduğunun nasıl bilincini yitirebiliyorsun? Şunu da gördüm. Belki etrafınızda vardır böyleleri. Adam Cuma'ya gidiyor. Cuma akşamında içmeye ve zinaya gidiyor. Ve bunu her hafta yapıyor. Ve belki de şeytan onu cennete gideceksin diye kandırıyor, kerizliyor. Şeytan onu sen cennete gideceksin diye aldatıyor. Allah seni uyarıyor. Dikkat et. Şeytan seni Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Bir yol ya cennete götürür ya cehenneme götürür. Sen iki yolda birden gidemezsin yani. Hem günahların dibini yaşayacaksın hem de Cuma'ya gideceksin, Umre'ye gideceksin. Bu ikisi bir arada durmaz. Cuma'ya gidiyor, akşamında zinaya gidiyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Bütün tuşlara basarak bölüm mü geçmeye mi çalışıyorsun? Kardeşim, uyan. Yani bizi belki tebessüme getiren, bizi belki güldüren bu durum o kadar içler acısı bir durum ki. Ama o kadar yaygın ki. Sen kendine bir baksana. Soruyorum kardeşim, günde kaç defa Allah'ı hatırlıyorsun? Günde kaç defa tövbe ediyorsun? Ya da günde kaç defa günaha giriyorsun? Çalışan kendine sorsun. Seni Allah'ı anmaktan alıkoyan bir çalışma. Seni namaz kılmaktan alıkoyan bir çalışma. Seni şu sohbet ilim meclisine, Allah'ın anıldığı ortamlardan alıkoyan bir çalışma, bir iş. Senin haram sevdan değil de nedir? Belki namazların da aksıyor. Sabah namazını kaçırıyorsun, hiç de oturup üzülmüyorsun. Dinin direği olan namazın yoksa, dinin direksizse yıkılmış demek değil midir? Allah'ın seni ne kadar sevdiğini merak ediyorsan, kalbinde Allah'ın yerine bir bak. Allah'ın emrine ne kadar uyduğuna bir bak. Abi sen dükkanın derdinden, dünyevi hayatın koşturmacasından kendini öyle bir kandırmışsın ki ağzına sürekli bal çalıyorsun. Nefsimize bir vuralım bunu. Nefsimiz adam olana kadar vuralım.
Allah'ın adı anılıyor, ezan okunuyor, hiçbir hissiyat yok. Sanki hiç ölmeyeceksin gibi nefsin seni kandırmış, tuzağına almış değil mi? Ebedi yaşayacağını zannediyorsun. Bak, sana hayali bir karakter aynı senin gibiydi. Adı seninle aynıydı. Para için varını yoğunu harcadı. Sonra çat diye öldü. Sonra diye bir kelime var kardeşim. Doğru yerde kullanılırsa hayat kurtarıyor. Sonra ne yapacaksın? Ya sonra? 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 Beni bu kelime düzeltti biliyor musun? Kendi kendime bunu sordum. Şu yaşadığım yaşantı beni nereye götürüyor? Allah bana sorsa, huzuruna beni alsa, Osman dinim için ne yaptın dese, ben ne cevap vereceğim Rabbimin huzurunda? Bir cehennemlik gibi yaşıyorum. Doğru ifade etmek gerekirse bir derbi maçı seni ne kadar heyecanlandırıyor değil mi? Peki Rabbinin İsra suresinde sana ne dediği seni ilgilendiriyor mu kardeşim? Ali İmran suresinde ne dediği seni ilgilendiriyor mu? Öyle merak ediyor musun? O zaman şeytan sana gole atmış. Kiminin işi haram sevdası olmuş. Kiminin de çocuğu. Şu hizmete, şu Allah yoluna bir şeyler yapma çabasına girdiğimden beri kardeşim o kadar çok anne babayı çocuğunu boğarken gördüm ki manevi olarak. O çocuğun imanını söktü aldı. Kaç tane anne baba? Bediüzzaman'ın verdiği bir örnek var. Hafızlar mektebinden alır, paşa mektebine verir. Oğlum paşa olsun der. Dinini ihmal eder. O çocuk dünyada paşa olur ama ahirette keda olur, kaybeder. Belki de cehennemin bir ferdi olur. Kardeşim şöyle sahabe misal bir namazın var mı acaba? Çok güveniyorsun değil mi arada bir kıldığın namaza? Ya hakiki bir namaz değilse? Allah'ı çok seviyorum diyorsun ya. Ya gerçekte bu böyle değilse? Seven sevdiğini gösterir. Sevgi ispat ister. İbadettir Allah sevgisinin göstergesi. Yoksa sen Allah'ı seviyorum dedin ama sevdiğin Allah'ı tanımıyor musun? Namazı neden, nasıl kıldığını bilmiyorsan, yani imanın taklidi ise sen hala daha çeki senedi düşün kardeşim. Sen hala daha paraları düşün. Ben nefsime söylüyorum, siz de nefsinizi alın. Şuna diyor, buna diyor demeyin. Kendinize dinleyin lütfen. Yoksa istifade edemeyiz. Kardeşim şu satırları bir dinle lütfen. Bediüzzaman'ın ikazları var. Kur'an'dan aldığı dersleri bize anlatıyor ve diyor ki ey dünya perest nefsim, dünyaya tapan nefsim, sürekli hazların seni yönetmeye başlamış. Sahip olduğun şeyler sana sahip olmaya başlamış. Sürekli tadacağın lezzetlerin hesabını yapıyorsun. Sürekli edineceğin rahatın hesabını yapıyorsun. Ama sen unutmuşsun ki bu dünya rahat etme yeri değil. Bu dünyanın adı cennet değil, dünya. Dünya aşağılık demektir. Alçakta olan demektir. Sen rahata odaklanmışsın. Cenneti bu dünyada isteyene onu verirler. Acaba ahirette istiyor musun? Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde şu fani dünyada bıraktıklarına da kıymet verme diyor Bediüzzaman. Ey dünya perest nefsim! Ey dünyaya tapan nefsim! Acaba ibadetteki fütürün ve namazdaki kusurun, meşagili dünyeviyenin, dünyevi meşgalelerin, meşguliyetlerin kesretinden midir? Çokluğundan mıdır? Bu yüzden mi Allah'ı anmaktan, ibadetten alıkoyuyorsun? Bu yüzden mi geri duruyorsun? Çok meşgulüm abi. En çok duyduğum şeylerden birisi. Çok meşgulüm. Kardeşim meşgul olarak toprağa gireceksin, haberin yok. Böyle gideceksin, böyle gömüleceksin. Ahiretini kurtaracak bir azığın var mı? Hazırlığın var mı? Kendine sor. Ben kendime sorayım. Acaba Rabbim bana sorduğu zaman İslam için ne yaptın Osman? Başta peygamberin bunları yaptı. Bu çileleri, bu bedelleri ödedi. Sonra sahabeler canlarını ortaya koydular. Mallarını ortaya koydular. Hayatlarını ortaya koydular. Sen fedakarlık zamanı geldiği zaman en arkadasın. Ücret geldiği zaman en öndesin. Sen kendini ne zannediyorsun? Kendime soruyorum. Sen de kendine sor kardeşim. Yoksa kaybederiz. Veyahut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba senin haram sevdan işin mi? Acaba senin haram sevdan çocuğun mu? Acaba senin haram sevdan eşin mi? Haram bir sevdaya mı sevdalandın?
kalbinde sevda adına ne yazıyor? Sevda başlığı altında ne koymuşsun? Kimisi var çocuğuna tapar gibi, onun etrafında pervane. Uyanın kardeşim, nereye gidiyoruz? Adamın çocuğu olduğu bir daha göremiyorum. Sen neye tapıyorsun? İlah yerine neyi koydun? Ahiretini unutturan, Allah'ı unutturan ne var? Öleceğimizi unutarak yaşıyoruz. İşte unutuyoruz. Allah'ı da unutuyoruz. Ölümü de unutuyoruz. Kabiri de unutuyoruz. Kendimizi hiç sormuyor muyuz? Sonra ne olacak? Kimisi için gelecek kaygısı. İşte bu sınavların ne olacak? Bunun derdine yoğunlaşmışsın. Bir grup kardeşimizi de şeytan böyle aldı. Sınav dedi, gelmedi. Bütün bir yılını sınava harcadı. Sonra kazandı gitti ama tokat yedi. Kaç tane kardeşimiz, abi beni kurtarın, bataklığın içindeyim diye mesaj attı. Şeytan her zaman haramla vurmaz. Her zaman günahla vurmaz. Her zaman senin karşına bir zina seçeneği, o cumasını kılıp zinaya giden adam gibi içki seçeneği çıkarmaz kardeşim. Kınama o adamları. Bazen seni daha az hayırlı olanla vurur. Her gün 300 bine yakın insan ölüyor. Uyan kardeşim, uyan. Şu hayata saplanmışsın. Esas sevdanı unutmuşsun. Nedir senin sevdan? Ne için gelmiştin bu dünyaya? Ecdadını, dedeni hatırla. Hazreti Adem'i hatırla. Esas vatanına dönmek için çaba göster kardeşim. Bu sözlerimizin hepsini sevdalı adamların dertleşmesi olarak algılayın lütfen. Dert adamı söyletir. Acaba diyor Bediüzzaman Hazretleri, sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?